Galatasaray'ın yıldızı Leo Dubois için 10 milyon euro. İtalyan basını Juventus'un Galatasaray'da top koşturan Fransız sabek Leo Dubois'ı transfer alternatifleri arasında bulundurduğunu yazdı. Juventus'ta sabek transferi için çalışmalar devam ederken Sky Sport İtalya'nın haberine göre İtalyan devinin sabek adaylarından biri de Galatasaray'ın Fransız sabeki Leo Dubois. Torino ekibi Juventus, Leo Dubois'un dışında bu pozisyon için Dortmund'dan Thomas Müller, Spezia'dan Emil Holm ve Atalanta'dan Joachim Mihal'la da ilgileniyor. Bu sezon vatandaşı Sacha Boey'in yakaladığı büyük çıkış sonrasında yedek kulübesine demir atan 28 yaşındaki Dubois, yaz transfer döneminde 2,5 milyon euroluk bonservis bedeliyle Lyon'dan transfer edilmişti. Galatasaray formasıyla şu ana kadar ligde ve kupada 8 maçta forma giyen Fransız savunmacı, bu maçlarda 2 de asiste imza attı. Galatasaray'dan Matias Vinha bombası. Galatasaray transfer dönemine getirdiği yıldızlarla damga vurdu. Okan Buruk'un listesine göre hareket eden sarı kırmızılı yönetim Patrick Van Aanholt'un takımın seviyesinin çok altında kalması nedeniyle sol bek arayışına girdi. Ara transferde Van Aanholt'un yerine düşünülen Roma'nın Uruguaylı sol beki Matias Vinha, milli takımdan arkadaşları olan Mustera ve Torreira'ya müjdeyi verdi. Galatasaray'ın bir numaralı sol bek adayı olan Matias Vinha'dan Cimbom'a olumlu haberler geldi. Uruguay milli takımında yer alan Vinha, arkadaşları Mustera ve Torreira'nın Galatasaray'la ilgili anlattıklarından çok etkilendi. Roma'da fazla forma şansı bulamayan 24 yaşındaki Vinha'nın sezon sonuna kadar kiralık bile olsa Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu söylemesi sarı kırmızılı yönetimi sevindirdi. Aslan'ın radarındaki Matias Vinha kariyerinde Nacional, Palmeiras ve Roma'da forma giydi. Galatasaray'dan Nino hamlesi. Galatasaray'da stoper operasyonu başlıyor. Victor Nelson'la Sevilla arasındaki aşk yeniden alevlenince sarı kırmızılılar şimdiden önlem almaya karar verdi. Bu doğrultuda yaz döneminde Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Brezilyalı stoper Nino tekrar radara girdi. Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan 25 yaşındaki savunmacı artık Avrupa'da oynamak istediğini hem kaptanı olduğu Fluminense'ye hem de menajerlik şirketine bildirdi. Sarı kırmızılılar sambacının bu isteğini fırsata çevirmeye kararlı. İlk yapılan maliyet araştırmalarında Brezilya kulübünün Nino'yu 6-7 milyon euro bandında bırakabileceği bilgisine ulaşıldı. Sarı kırmızılıların Nelson'un satışından beklediği rakamsa 25 milyon euro. Dolayısıyla bu paranın bir bölümü Nino'nun transferinde kullanılabilir. Genç yaşta kaptanlık pazuvandını takan ve 6 kez Brezilya milli takımının formasını giyen Nino, 1.88'lik boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Şu ana kadar kulüpler düzeyinde 225 maça çıkan ve kolay kolay sakatlanmayan Nino'nun Avrupa futboluna uyum sağlaması durumunda, tıpkı Nelson gibi 1-2 sezon içinde Galatasaray'a çok daha büyük paralar kazandırabileceği tahmin ediliyor. Galatasaray'dan Eden Hazard bombası. Bu sezon önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray yıldız transferlerine doymuyor. İddiaya göre bu sezon şampiyonluk için kesenin ağzını açan Galatasaray yönetimi yaz aylarında zorlayıp alamadığı Eden Hazard'ı Ocak ayında alarak dünya çapında ses getirmeyi planlıyor. Menajerler son olarak Real Madrid'in gözden çıkardığı Belçikalı hücumcuyu yönetimin önüne getirmiş ve maliyet araştırması yapan sarı kırmızılılar Hazard için İspanyol devinin kapısını çalmıştı. Oyuncunun maaşının bir bölümünü biz karşılayalım teklifi geri çevrilen sarı kırmızılılar Real Madrid'e Ocak ayı için oyuncunun maaşının büyük kısmını karşılamayı önerecek. ...2019'da 115 milyon euro bonservis bedeli ödediği Hazard'dan bir türlü istediği verimi alamayan Real Madrid, Hazard'ı uzun süredir müşteri arıyor. Ancak yıllık maaşı nedeniyle Belçikalı oyuncuya talip bulamıyordu. Galatasaray, Hazard'ın maaşının 5 milyon euroluk kısmını ödeyerek Real Madrid'den almak istiyor. Sarı kırmızılılar da transfer için Hazard'ın Belçika milli takımından arkadaşı Mertens'in devreye alınması da gündemde. Mertens'in yakın arkadaşı olan Hazard'ı ikna etmek için Galatasaray kulübünün hedeflerini ve yapısını aktaracağı öğrenildi.
Galatasaray'dan Rafael Viga hamlesi. Galatasaray'da ilk transfer ve tescil dönemi sona erse de kadroyu takviye etme operasyonu son sürat devam ediyor. Şampiyon olmak için kurulacak kadroya para harcamaktan çekinmeyen sarı kırmızılılara teknik heyet Ocak ayı transfer raporunda kapalı savunmaları açma konusunda uzman hücuma dönük bir orta saha talebini iletti. Bu doğrultuda harekete geçen sarı kırmızılı kurmaylar rotasını Brezilya'ya çevirdi. Transferde Güney Amerika pazarına yönelen Galatasaray Palmeiras forması giyen Rafael Viga'nın peşine düştü. Yıldız oyuncunun son durumunu araştıran sarı kırmızılı kurmaylar resmi teklif hazırlığında. Okan Buruk, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında görev alabilen Viga'nın hücum çeşitliliğinden yararlanmak istiyor. Son dönemde yaptığı çıkışla dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncu Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeyi de başardı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Viga, geçtiğimiz sezon sahaya çıktığı 40 maçta 18 gol atıp 6 asist yaparak tam 24 gole doğrudan etki etti. Galatasaray oyuncunun kulübünü de ikna etmesi halinde Viga ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Galatasaray'la ilgili dış basından transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. İtalya'da yayın yapan Salcio Mercato, sarı kırmızılıların Serie A ekibi Hellas Verona'da görev yapan İtalyan kaleci Lorenzo Montipo ile ilgilendiğini öne sürdü. Habere göre sarı kırmızılılar Amerika'dan astronomik bir teklif alan ve sezon sonunda MLS'e gitmeye hazırlanan Fernando Muslera'nın boşluğunu 27 yaşındaki eldivenle doldurmak için bir süredir transfer çalışmaları yürütüyor. İtalyan kaynaklara göre Galatasaray Montipo ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Ancak Hellas Verona ikna edilemezse Cimbom rotayı Inaki Peña'ya çevirecek. Güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olan Montipo'nun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yazına kadar sürüyor. Bir kez İtalya U21 milli takımının kalesini de koruyan Lorenzo Montipo için kariyeri boyunca ödenen bonservis bedeli ise 2 milyon euro.